Merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi dekordan anlaşılıyor ama şöyle bir cümleyle başlayayım. Bildiğiniz üzere Türkiye'de her yıl yüz binlerce kişi Survivor'a başvuruyor. Böyle olunca bize de skecini yazmak düşüyor. Siz başvurdunuz mu? Ben değil de benim kuzenim başvurdu. Katıldı da hatta. Ersin Korkut. Evet, galiba ismi oydu. Evet. Çok başarılıydı ama hocam. Evet, yani evet Ersin gerçekten Korkut. Başarılıydı. Var mı aramızda gerçekten başvurası olan, yani ben imkan olsa giderdim diye var mı? Orada bir hanımefendi var. Burada biri var. Mikrofonu verelim. Gonca Kakar. Yedekten girmiştim geçen yıl. Ya bak Gonca geçen sene katılmıştı. Alkışlıyoruz kendisini. Teşekkür ederim. Ne kadar süre kaldın orada? 2 ay kaldım. İşte 25. gün girdim yarışmaya. 2 ay sonra elediler. 2 ay bayağı aç kaldın yani. Bayağı. Bir de bizim takım gerçekten çok aç kaldı. 6 hafta market kazanamadı vesaire. Bayağı yaşadık o açlığı. Kaç kilo verdin? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani kilo bazlı bakmadım. Ben öyle bakıyorum. Yani kilo bazlı mı? Yani kiloya bakmadım çıktığımda. Bir tık kilo alıp girdim. Çünkü orada çok ciddi bir kilo kaybı yaşanacağı söylenmişti. Hmm. Yani çıktığımda kiloya bakmak aklıma gelmedi. Bayağı üzgündüm çünkü. Ama çok bol oluyordu. Bütün kıyafetlerim bayağı bol oluyordu. Ne güzel. Evet, güzel ve o kısım çok güzeldi. Darısı başına. Darısı başına. Survivor 2022 geliyor. Batuhan ve Tolga Ülken yazdı. İyi seyirler. Survivor 2022 All Star gecesine hoş geldiniz. İki takım da çok istekli, iki takım da çok hırslı, ben de çok kaslıyım. Ve şimdi iki takım da birbirine çubukla zarar verme oyunu için bekliyor. Ama ilk önce ödülü açayım mı? Aç! Açayım mı? Aç! Ödülünüz... Bamya! Çok iyi kardeşim. Bamya! Küp küp doğranmış, domates ve soğanla rendelenmiş bamya, Selim Paşa tarlalarından özenle evinize getiriliyor. Ama ne yaptı o ya? Gerçekten istenmeyen hareketler. Dayanamadım, kusura bakma. Bamya bunları sonra tekrar konuşacağız. Bamyanın yanında en iyi ne gider? Suşi. Kola gider. Kola gider ya. Kola gider, kola. Buz gibi... Yok. Hoşaf! Düşüncelerinizi alayım Nagihan. Şimdi Murat biliyorsun ben bu ödül için her şeyimi parkura koyacağım. Sonuçta biz bu yarışmada bu saçları beyazlattık. Daha çok pembeleşmiş gibi Nagihan. Bir sen. Öncelikle Murat Bey'e çok teşekkür ederim. Ne diyelim Allah verdi arttırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın diyorum Murat Bey. Furkan sen neler söylemek istersin? Abi şu an tek ihtiyacımız olan şey bamya. Ben oynayamayacağım ama arkadaşlarım kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Sercan. Abi bu ne böyle ödül mü olur ya? Ben oynamıyorum, ben gidiyorum. Evet Sercan sofrayı terk etti. Bunu konseyde konuşacağız. Şimdi gönüllere dönmek istiyorum. Berna. Ben konuşamayacağım Murat. Ben dün gece rüyamda hoşaf gördüm. O kadar. Abi sonuçta protein bizim için çok önemli. Ve bamyada... gereken protein olmasa da sonuçta... takım olarak bir... kenetlendik abi. Batuhan senden de bir iki cümle alalım. Biz bir iki cümlelik adam değiliz abi. Sahaya çıkar destan yazarız. Oku oku bitmez, bir ömür yetmez. Sen ne diyorsun lan kardeş da? Ne diyorsun sen ya? Belede bak neler diyor. Sen şey değil misin kardeş? Bülent doğru olana. Sen o değil misin? Ne veledi ya? 25 yaşındayım ben. Seni ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın lan Batuhan? Unuttum ya. Yasin. Yasin Batuhan'ı bırak ya, ringe çıkalım. Ya Yunus sen de bir dur ring ring ya. Sen benim kardeşimsin. Sonuna kadar git tamam mı kardeşim? Kardeşimsin gel. Sonuna kadar git. Evet, iki takıma da oynayacak arkadaşları seçmeleri için 16 saniye veriyorum. Buyurun.
Nasıl kızlar arkadaşlar? Almış. Arkadaşlar benim bir planım var. Söyle Evrim. Şimdi şöyle, abi ben kendime güveniyorum. Eğer Nagihan da Berna'yı seçmezse, Yunus Emre de Atakan'a atarlanmazsa, Göztepe kendi sahasında berabere kalır, Azerbaycan'da 12 puan verirse oyunu alıyoruz. Bu ne şimdi? Evrim teorisi. Güzel, benimle Evrim çıksın, Evrim olmuş. Ne yaptınız? Devam abi, aynı sen. İyi, bir turladım geldim. Tamam arkadaşlar, dağılmak yok. Dağılmak yok, sıkıntı yok. Bence bu turda Nagihan oynasın. Var mı itiraz olan? İtiraz olan varsa gitsin günlüğüne ağlayarak yazsın. Tamam mı? Nagihan oynuyor. Nagihan! Nagihan! Sude. Efendim Mert. Geçtiğimiz sevgililer günü kutlu olsun. Teşekkür ederim ama... Sana sürgün adasına baraka yaptım. 1+1 denize 0 konseye yakın. Bence çok güzel yaşayacağız. Başımız sokacak bir barakamız olsun da. Ne yapıyorsun Sude? Kendine gel. Ne yaptım ya? Sen Mert'le birlikte olamazsın. Neden? Çünkü o namert. Başka sevgilisi var. Abi bilmediğiniz şeyler var. Ne onlar? Bilmediğiniz çeşit çeşit şey var abi sonuçta. Hadi, hadi düşün, hadi. Hadi toparlayın. Hadi toparlayın, gelin hadi. Hadi. Sürgün! Nagihan! Yok abi, biz takım olamıyoruz ya. Hikmet'e bak, tek bakışına takım olmuş. Hadi abi. Hadi, biz hadi, 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 hadi. Arkadaşlar. Tanınan gönüllüler! Evet arkadaşlar, hazırsanız. Gönüllülerden kim oynayacaksa öne çıksın. Ünlüler de kim oynayacaksa öne çıksın. Abi bu ne? Ben niye bir türlü ön plana çıkamıyorum ya? Ben gidiyorum. Evet, Sercan oyun alanını terk etti. Bunu konseyde konuşacağız, anladık. Aç artık! Aç! Benim dönmem lazım, hadi. İlk tur için Hikmet ve Batuhan. Ben. Hadi! Hadi! Hadi Hikmet! Hadi! Hadi Batuhan! Hikmet! Yaparsın ya! Oynadığım bir dizide bunun eğitimini almıştım ben. Bravo. Haydi Batuhan, yaparsın. Hadi Hikmet. Hadi Hikmet. Hadi kardeş. Hadi Hikmet. Hadi kardeş. Hikmet. Hikmet. Hadi. Hazır. Hadi. Hadi Hikmet. Hadi yaparsın Hikmet. Hadi Hikmet. Hadi yaparsın Hikmet. Hadi yaparsın Hikmet. Hadi. Yıkıma. Şurama da, şurama da. Hadi Batu. Hadi Batu. Sırtıma, sırtıma, sırtıma. Hadi Hikmet. Hadi Batu, sır. Hadi Batu. Hadi Hikmet, sıkıldık ya. Hadi be. Hayda bre pehlivan. Toros kaplanı ya. Evet, gönüllüler 1-0 önde. Şimdi ikinci tur için Atakan ve Ogeday. Hadi Ogeday. Hadi Ogeday. Hadi Ogeday. Hadi Ogeday. Hadi Ogeday. Ogeday. Hadi Atakan. Yaparsın Atakan. Hadi Atakan. Hadi Atakan. Ben onları için kimse konuşmasın, tamam? Siz konuşurken ben oynarım. Ya Nisan, oyun atmalı değil, tutmalı zaten ya. Pardon, benim Türkçe bozuk. Tamam, öğren o zaman ya. Hadi, hadi Ogeday, hadi oğlum. Ogeday. Gitme, adamın üstüne gitme. Baca. Hadi kardeş. Kardeş, hadi ya. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Bravo. 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 Atakan kazandı. Aslan! Bravo. Bravo. Ben size dedim bu çıkmasın diye söyledim, anladın mı? Öyle bir şey demedin abi. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Anlayacaksın koç. Koç falan bana hayvan ismiyle hitap edemezsin. Üslubuna dikkat et. Hitap ettiklerimiz edeceklerimizin teminatıdır. Gel ringe çıkalım. Hadi, hadi. Hayır abi. Herkes ringe çıkamaz. Beni itme. Hayır abi. İtme be. Gitme. Gerek yok ha. Gel ben seni. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Ya tamam lan. Yunus tamam. Yunus. 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 Gerek yok. Gerek yok abi. Sağ ol. Erkek görün erkek. Nagihan abla ayıp oluyor. Sen sus be hormonlu havuç. Tamam arkadaşlar, oyuna dönelim. Durum 1-1. Kazanan dokunulmazlığın ve bamyanın sahibi olacak. En önemlisi de hoşafın sahibi olacak. Çok iyi ya. Hadi arkadaşlar, hoşafın ne olur ya. Hadi ya. Sıradaki arkadaşlar alın. Hadi abla, hadi. Hadi ya, gel abla. Hadi. Hadi.
Hadi. Nagihan! Ne bağırıyorsun biz sus? Tamam hadi. Hadi Evrim, yaparsın. Evrim. Hadi Nagihan. Evrim yaparsın. Hadi Nagihan. Hadi. Ay çok fragmanlık yerine geldi. Evet. Hadi kızım sen de biraz dur ya. Hadi Nagihan abla. Hadi Allah. Sen Allah sana kardeş hadi ya. Seni dedim. Ah birinci olduk. Nagihan git başka yerde sevin. Sana ne be? İstediğim yerde sevinirim Hikmet. Bana hiç bakma ben gönüllüyüm. Ben de sana boş değilim. Ne oldu? Gözümün önünde sevinme dedim sana. Ya sana istediğim yerde sevinirim. Hayır sevinemezsin. Biz burada hoşafı kaybettik. Benim gözümün içine bakıp sevinemezsin. Benim burama vurabilirsin, burama vurabilirsin ama benim gözümün önünde sevinemezsin. Biliyorsun ben kaybetmeyi hiç sevmiyorum. Adaletsizlik bu. Hoşafı kaybetmişmiş. Berna hoşaftan ne anlar ki? Tamam ya sakin. Ya. Tamam. Lan seni yırtarım! Hayır, hayır. Ne oluyor? Sen ne diyorsun arkadaşlar? Sen konuşma. Arkadaşlar. Ne diyorsun vatandaş? Arkadaşlar. Ne diyorsun? Arkadaşlar ne yapayım şimdi burada? Hepinizi tek tek sektireyim mi? Hayır, hayır. Hepinizi tek tek sektireyim mi? Tamam, ayrılın. Tamam, bir şey demedik. Ayrılın. Tamam, bir şey demedik. Ayrılın. Abi, saçma. Sana gel. Gerçekten vurdu. Arkadaşlar tamam. Anlıyorum. Oyun anında heyecanla birlikte tansiyon yükseliyor. Ama bunu konseyde konuşacağız. Survivor Extra'da da konuşacağız. İsterseniz evinize gelip yüz yüze de konuşacağız. Şimdi size adalarınızı uyguluyorum lütfen. Buyurun. Arkadaşlar, 4 kilo çinekop getirdim. Ya bu Hikmet bu balıkları nasıl tutuyor ya? Vardır bir Hikmet. Ya bak Evrim, şöyle konuşma yoksa seni sürgüne yollarız. Hikmet abi bir şey soracağım. Bu balıklar deniz mi yoksa çiftlik mi? Ya böyle soru mu olur Sude? Bilmediğim balıklar var Nisa. Hikmet, o nasıl itmek lan öyle? He? Öyle itmek mi olur? Sürgünden geri döndüm lan. Kardeş senin gittiğin o sürgün ağasını yakarım ben. Ben yakarım kardeşim. Sonuna kadar git tamam mı kardeşim? Kardeşim. Sonuna kadar git. Aslan kardeşim benim. Hikmet abi biz bu kadar balığı ne yapacağız ya? Fazlasını da ünlülere veririz kardeşim. Sevaptır. Ne sevabı be? Ben Nagihan'a günahımı bile vermem. Burada benim üstüme çıkıp zıpladı. Hepiniz gördünüz. Ayrıca da benim adada yemediğim tek şey balık ve siz sürekli balık tutuyorsunuz. Hikmet, yüzüme bakıp balık tuttun diyemezsin. Anladın mı beni? Yapamazsın. Abi bu bamya beni doyurmadı ya. Beni de doyurmadı ya. Abi kokonatımı gördünüz mü ya? Abi benim kokonatım nerede abi? Oğlum her yer kokonat al bir tane işte. Ya, abi öyle değil. O benim şahsi kokonatımdı ya. Üstünde adım yazıyordu, TC'm yazıyordu. HES kodumu uyumlamıştım ben ona ya. Çıkan benim kokonatımı gördün mü? Yok abi, geçen ön benim gözüme çamur kaçtı. Ben iyi göremiyorum ya. Ne yaptınız? Sen ne yaptın? Öyle turladım geldim ya. İyi yaptın. Oğlum sen, Sercan hayırdır ya sen? Hayırdır ya kafana göre gidiyorsun geliyorsun. Sen bu adanın şey misin sen ya? Neyi? Sen ne o? Şey var ya işte. Ne? Fatih Sultan Mehmet. Köprü. Hayır oğlum o değil işte. Yavuz Sultan Selim. Üçüncü köprü. Lan hayır. Osman Gazi. Bursa'daki köprü. Lan hayır ya şey işte. Padişah ya. Oğlum Sibel Can'ın şarkısı desenize ya. Sen niye gülüyorsun abi? Bilmiyorum oğlum. Konseye geçiş müziği yapıyorum.
Evet, yine bir konseyde beraberiz. Olaylı bir dokunulmazlık oyunu ve kazanan Nilay oldu. Bravo. Bravo. Tebrik ediyoruz. Evet, kavgalar, aşklar, sakatlanmalar yaşıyoruz bu sezon. Lan ne yarışma yapmışım be. Bravo. 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 Tabii tasvip etmediğimiz görüntüler de yaşandı. O görüntüleri buradan izleyemiyorsunuz ama görüntülerin hepsi yeksende. Bende üyelik vardı abi. Önce Berna'ya söz vereceğim. Berna, Nagihan'la bir gerilim yaşadınız. Nagihan benim saçımı çekti, boğazımı sıktı, etimi büktü. Karaktersiz. Karaktersiz falan böyle laflar kullanmıyoruz. Kadın beni hırpaladı diyorum Acun Bey. Buna mı takıldınız? Evet, lafsal gerilim istemiyorum. Nagihan, söz hakkı sende. Acun Bey, benim bir kere duruşum, biçimim, şeklim, neyim varsa her şeyim ortada, tamam. Ben doğal biriyim, olduğum gibiyim. Nine, şovsa şov. Sen çakma pembesin. Bak, seni gerçekten döverim. Buradan oraya hiç uçmamıştım. Bunu yaparım! Gel yap! Şovsa şov, gel yap! Tamam arkadaşlar. Karşılıksal diyalog istemiyorum. Evet, oylamaya geçelim. Acun abi, daha oylama yapmadık ki. Nereden geldi o ya? Ha, yok ya, ben Çanak'ta kuru iyi gider diye düşündüm. Ondan yaptırdım. Evet, siz takılmayın, devam edin. Dominikli kardeşim, gracias. Türk'üm abi ben. 20 yıldır Survivor yapa yapa yandım. Olsun, gracias hadi. Teşekkürler. Hala gracias diyorlar. Evet Furkan. Abi benim tahlil sonuçları çıktı mı? Ne vardı senin? İki bacak MR'ı, bir boyun röntgeni, bir de karışık ultrason. İyisin iyi, biz baktık. Evet, bu arada Furkan'ın tahlil sonuçları E-nabızdan önce sadece yeksende. Evet, Hikmet ve Yunus Emre'ye de söz hakkı vermek istiyorum. Evet. Evet, ben konuşabilir miyim acaba? Tabii. Şimdi bu ikisi... Bir dakika, ikisi diyor. Beni katma lan kardeş. Niye beni katıyor? Söz vermeden konuşma Yasin. Ama iftira atacak Acun Bey. Atmadan konuşma Yasin. Bu ikisi abi, bu ikisi adada çetecilik yapıyorlar. Bunlar çete. Bunlar yol kesiyorlar. Tamam mı? İnsanları diri diri kuma gömüyorlar. Ondan sonra yolu gasp edip insanların kokonatlarını alıyorlar, çalıyorlar. Bunlar kundakçı, bunlar adayı yakacak. Kundakçı bunlar. Acun abi, kundakçı diyebilir ama diğerlerini kabul etmiyorum ben. Evet, yakmasal bir şey istemiyorum arkadaşlar. Hikmet, gel ringe çıkalım. Söz vermeden ringe çıkma Yunus Emre. Evet, süremiz kısıtlı çünkü Hulusi'nin maçı var. Oraya yetişmem gerekiyor. Hemen oylamaya geçelim. Oylama başlasın. Hikmet! Ya size yazıklar olsun. Ben o kadar balık tutuyorum ya. Size o kadar sayı aldım. Nankörler! Oo, nankörler! Balıkları pişirmişim. Hikmet'i sürgüne göndermişim. Ne diyorsun? Balıkları sen? Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Ben kendi kendime konuşuyorum. Sen ne kardeş? Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Niye öyle hareket ederim Ati? Bu kavganın da detayları sadece yeksende. Acun abi niye böyle oluyor biliyor musun? Niye kavga ediyoruz? Biz açız. Yemek mi? Kan şekerimiz, cümle kafamız çalışmıyor. Selcan sen bir hava al istersen. Ben bir yürüyeyim geleyim ya. Evet Yasin, sana gelirsek. Sen ne yapıyorsun ya? Saldırmak ne? Ama hainlik yaptı Acun Bey. Yasin. Ne oluyor ya? Eleme müziği bu. Ben gidiyor muyum? Bu senin yaptığın hem sözsel, hem fiziksel, hem kimyasal, hem de selsel bir saldırı. Oğlum bu ne oluyor? Hainlik yaptı ama Acun Bey. Yasin, bu senin yaptığının karşılığı diskalifiye. Ben gidiyorum mu? Ne oluyor ya? Ama tabii ada şartlarını düşünürsek... Tamam, kaldım o zaman. Yine bu kadarı bile sınırı aşmayı yetiyor. Gidiyor mu? Gittin mi ben? Tabii sen de balık burcusun. Kaldım o zaman galiba. Ama astroloji de bir yere kadar. Ha yeter abi ya, kafam yandı ya. Gidiyor mu, kalıyor mu? Söyle bana ne olur ya. Sana Survivor tarihinin en ağır cezasını vereceğiz. Cezam neyse çekmeye razıyım hakim bey. Ama Acun Bey. Bir saat boyunca kesintisiz Furkan'ın oynat bakalım dişini dinleyeceksin. Hayır, hayır, hayır cezam. Acun abi yapma, özür isteyeyim abi, bu çok ağır ya. Evet. Bu çok ağır abi. Evet, Hikmet seni böyle yavaş yavaş, üzgün üzgün sürgün adasına alalım. Evet. Evet, biraz daha yavaş.
Kendine iyi bak Toros Kaplanı. Güle güle. Toros Kaplanı güle güle. Survivor bata çıka, sürgün yata yata biter. Evet, bugünkü bölümün sonuna geldik. Evet, bölümün sonuna gelmeden önce yeni bir kural ekledik. Onu açıklayacağım arkadaşlar. Bundan sonra dokunulmazlık oyununu kaybedeni... Adam uyudu ya. Acun abi, Acun abi, Acun abi. Abi ne yaptın? Lan çok iyi bir rüya gördüm ya. Evet, bu rüyayı sadece Yeksen'den izleyebilirsiniz. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Ya çocuklar, bu skeç matematiğinde tabii... mutlaka önermemiz olması ve çünkü şey kısmı, konsey kısmı biraz daha iyiydi. İlk başı çok uzundu ve o güvenilen şakalar bir de birkaç şaka tekrar ederek, katlanarak gittiği için de çalışmadı. Yani bence GH ile ÇGH arasında gidip geldi. ÇGH de verebiliriz buna. Yani eleştirilecek çok şey var. Yani daha doğrusu mizahı çıkarılacak çok şey var Survivor'da. Mesela kavga çıkınca tanıtımlarda reytingi köpürtmek ama burada kavga edilmez demek gibi biraz vardı konsey kısmında ama yeterli değil. Zil 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 gidiyorduk. Bir tane ÇGH arada olur. Kim yazmıştı? Tolga abiyle beraber yazdık. Aferin çocuklar, devam.